Burada hediyeleri var, yatağı var, bak. Çal ebeveyime, çalsana ebeveyim, fış fış, kayıkçı. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? O ne be? Ay, çok çok güzel yatak. Ay, ay, ay. Bakayım. Her şey çok güzel hazırlanmış. Vallahi harika ya, çok güzel. Gelsin o da görsün. Ay, dünyanın en güzel duygusunu yaşayacak. Hepinizin çok sevdiği, çok güler yüzlü. Hem çok başarılı, hem de sevgili partnerim Barış Hanım'ın gerçekten çok çok sevdiği bir dostu. Evet, benim yaklaşık 16-17 yıl oldu. 16-17 yıldır tanıdığım ve o da gerçekten çok istiyordu bir çocuk sahibi olmak. Sonunda aradığı mutluluğu, aradığı aşkı buldu. Bir de nikah şahidiyim aynı zamanda. Geçtiğimiz haftada bir düğün yaptık. Hem düğün görüntülerimiz var, hem de o ilk nikahtan görüntülerimiz olacak. Hem de kendisine bugün çok şaşıracağını ve çok mutlu olacağını düşündüğümüz bir sürprizimiz var. Olacak. Vallahi birden fazla sürprizimiz var ama bir ama tanesi... Ama bir sürprizi var ki onu çok şaşırtacak ve o da bilmiyor bu sefer. Evet, gerçekten bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. İçeride şu anda içi içini yiyor. Kim gelecek, deliriyor, ne olacak kim olabilir, diye sürpriz. Ne olabilir? Onu daha fazla heyecanlandırmayalım. Hamile. Daha fazla şey olmasın, heyecanlanmasın. Heyecanlanmasın tabii. Kocaman alkışlar. Kocaman alkışlar. Ece Erkin geliyor. Vallahi bayıldım ya. Ağlamayacağım ha. İnatla ya. Sen ağlamayacaksın, bana bak. Benim tüylerime bak sen. Ay, sen ağlamayacaksın. Darısı başıma diyeceğim ama darısı başıma mı? Yok bak, annem darısı senin başına. Çok gel, şekersiniz gel, ya. Gelmeyeyim. Ay teşekkür ederim. Şu yazıyı da görsünler ama. Ne kadar bak yüzüm hiç toplu çıkıyor. Çıkıyor mu? Biraz toplu değil mi sanki biraz, acaba? 10 kilo aldım diyorsun, bir de yüzün toplu çıkmasın mı istiyorsun? Allah. Ne yapıyorsun? Çok güzel görünüyorsun. Şişmanlamış mıyım? Ama göbek değil bebek yani ondan. Göbek değil bebek. Nasıl gidiyor hayat? Ay iyi dur bir dakika bir bakayım ben buraya. Sen bir baksana hediyelerimize. Hediye? Evet bu. Evet. Ay, güzel ben... ama değil mi? Çok güzel ay, bak. Ay yemin ediyorum bayıldım. Değil mi? Güzel değil ama mi? Ekipten bu senden değil herhalde. Çağla'dan mı? Komple para biriktirdik. Hepimiz. Bir haftadır. Sen bir haftadır diye. Her gün 5-5 10-10 koyduk. Ay bayıldım vallahi bayıldım. Nasıl güzel en değil mi? Buna bayıldım ya. Çok güzel. Daha burada da daha sana çok güzel hediyelerimiz var. Bak bak buraya ay, bebeğin oturacak. Orada çiş yapmayı öğrenecek ablası. Buradaki şeyi kim alacak? Çıkanı ne kim alacak? Çıkanı? Serkan alacak. Çıkanı sabah yani işte şey yapın. Onu babası. Sen o çıkana kurban ol kız babası. bunu aldık. Ay, 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 hediyelerimizi bak hepsi senin için seçilmiş özel hediyeler. Ay. Ekibimiz pastalarımız tarafından. Var. Ay ne güzel hazırlamışsınız. Dolsa şerbetimiz var. Milleti çağırsaydık baby shower mı yapsaydık burada arkadaşlarımla. Sen bir daha yaparsın ben burada. Sen nasıl daha yaparsın bir daha? Bu bizden her şeyden sana özel. Nasılsın, nasıl gidiyor? Bize birazcık anlat ama istersen ay, otur. Sen normalde ayakta durmayı seviyorsan bence oturman daha güzel olabilir. Ne nasıl istersen? Ayakta da dururum. İyi misin? Ha? İyi. Bazen böyle nefes nefese kalıyorum da. Tekmeliyor mu? Bu da 38 bedene. Ben hayatımda hiç 38 bedene çıkmadım. Hep 34. O kadar garip geliyor ki hani beden büyüdükçe. Bana geçen birisi 42'ye kadar senin yolun var dedi. O değildir herhalde. Yani 42 olmazsın diyorsun ya. 40 olursun. 40. Sen galiba gideceksin 42'ye doğru gideceksin. Yok o kadar. Şu an hamilenin kaçıncı ayı? 22. haftam. İşte kaç aldım? 60'ım. 49'dum. Yapıyor. Olsun be olsun. Bebek biraz neler şey yedin? Bir dakika. Bebek kaç kilo? Onu söyle bize şu anda. Kaç? Bebek ya ben her hafta gidiyorum. Doktor benden şey Serkan Bey bıktı zaten. Şey diyor yeter diyor hani evine sana diyor doğum günü hediyesi falan ultrason alacağım diyor. Sen normalde böyle ayda bir gidilir sürekli falan. Sen her hafta gidiyorsun ben her görmeye. Hafta gidiyorum. Eve çok yakın bir de. En son ne kadardı? 24 santim. 400 gramdı. 400 gram şey için 11 kilo mu aldın? Maşallah. Maşallah annem. Biraz peki saçlarını boyatıyormuşum mesela oje sürüyorsun. Evet. Bunları normalde hep yasak olduğu söylenir. Tehlikeli olduğu söylenir. Evet, ama çok... her doktor farklı şeyler söylüyor. Senin doktorunun öğütlerini öğrenelim biraz. Üçüncü aydan sonra amonyaksız organik boya boyatabiliyoruz. Hı hı. Ben boyattım. Ben 3,5 ayda boyattım. Bir sorun olmadı. Ojede şey yapıyorum. İşte programda sadece sürüyorum. Mesela normalde gayet hani bakımsız gezebiliyorum ama hani yayına çıkacağım diye seyircilerin karşısına şey olmayayım dedim. Ondan oje sürdüm ama topuklu da az giyiyorum.
Bu da ilk defa giyiyorum. Normal böyle topuksuz bir şey giyiyordun. İstiyorsan rahatsız olduysan onu giyeceksin. Yok bu az topuk zaten, rahatım şu an. Nasıl, ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ya şey güzel, tekmesi çok güzel. Ben 2-3 gündür hissediyorum. Ay. Allah olmayan herkese o kadar işten, o kadar canı gönülden diliyorum ki. Nasip etsin. Ay arada geliyor işte. Allah. Ay kıyamam. Daha dur kız, dur daha dur, programı yeni başladık, dur. İşte dur, böyle bak, buradan bak başlıyor. Annelerin gözyaşı o bebek rahme düştükten sonra başlıyor. Ay kıyamam. Daha dur, programı yeni başladı. Kolejim bozdular bunlar. Kim bozdu, kim? Sizin yüzünüz güzel. Tabii ben bunlara bakıp ağlıyorum. Ay öyle deme, biz sen mutlu olasın. Aslında biraz da mutluluk ya, gözyaşı. Çok duygusalsın yok, şimdi tabii hale. Çok hassassın. Şey olmuyorum da işte insan şey oluyor. Darısı inşallah. Hakikaten senin çok işten diliyorum başına. İnşallah. Güzel bir şey ya. Tekmesi çok güzel. Ben mesela hastayım yani. Tekme atmayınca doktora gidiyorum. Niye tekme atmıyor? Kızım diyor, deli misin diyor. Her saniye tekme atmaz bu bebek zaten. İşte akşam vakitleri o tekmesi Allah işte herkese yaşatsın. İlk ya niye ağlıyorum ya? Ay kıyamam, anlam da veremiyor. Niye ağlıyorum ben diyor. Psikolojisi bozuluyor insanın. Psikolojisi. Hormonlar gidiyor. Hormonlar değişiyor. Ay, evet. Ama bunu psikolojisi bozuluyor olarak düşünme. Bu çok güzel bir duygu, evet, gerçekten. Güzel bir şey. O annelik duygusu yani. İlk ay çok şeydim. İlk iki ay hiç normal değildim. İlk iki ay şeydim böyle. Sürekli ağlıyorum ama aklına ne gelirse yani. Serkan mesela diyor ki şişmanladım sen, başlıyorum ağlamaya falan. İnternete girdim. İşte ne kadar sürermiş bu ağlama, sinir krizleri falan. Yani sinir krizi değil de böyle hani her şey böyle çok bir kaba gıcırtısına ağlıyorsun. Şey baktım, internette şey diyor doktor, işte bazılarını diyor 9 ay kadar sürebilir diyor. Ben başladım gene hüngür hüngür ağlamaya falan. Serkan dedi yeter, hani hiçbir şey izlemiyorsun, etmiyorsun. Hani öyle toparlamaya çalıştım. Yemin ediyorum da normalde ağlamıyorum yani aylardır. İlk iki ay aldım, şimdi ilk kez ağlıyorum yani. Tutmasaydın içinde. Ay tutma içinde ne güzel. Peki canım böyle bir şeyler çekiyor mu? Çok böyle aşeriyor musun? Erik sadece, yeşil erik. Onu da Antalya'dan getirtiyorum, manavdan. Erik sadece. Oradan geliyor. Bak nefesim daraldı. Kilolu olmaya alışık değil gel mi? Gel o zaman. Seni şöyle birazcık oturtturalım ve yavaş yavaş hediyelerini açtıralım istersen. Olur. Yorulma sen de. Ayşe'cim sen oradan bir ver. Ama paketi açılmış. Paketi açılmış. Ay bakayım. Onu paketi. Bu kimden? Ekip mi geldi? Hepsi bizden. Hepsi bizden. Ay çok şekersiniz ya. Bakayım. Bunlar minik zıbınları. Bunun içinde büyük ihtimalle kaybolacak ilk ay, doğduğunda. Ay çok güzel ya. Ay. Ben 7. ay gene size konuk olayım. Varsa ihtiyaç hayatım bir liste yapsam. Bir bakayım ihtiyaç listesine göre. Çok ay, güzel çok ama güzel ya. Çok güzel ya. Şimdi tabii Ece'ye herhalde milyonlarca hediye gelecektir. Hem sevdiklerinden hem hayranlarından hem birçok bebek konfeksiyon firmasından. Bana da gerçekten öyle olmuştu. Ama lütfen şunu unutmayalım ki bu kadar şanslı olmayan insanlar da var hayatta. Ve kullanmadığımız belki de küçülen eşyalarını mutlaka olmayanlarla paylaşalım. Dünyada bundan daha güzel bir haz yok. Lütfen bunu unutmayın. Bak patiklere bak. Ay çok güzel ya. Ay çok güzel. Sen tabii şu anda bir hazırlık yapıyorsundur. Hani evde ben, şu anda ben herhalde. Ben hiçbir şey almıyorum. Seni bekliyorum. Seni şu anda böyle. Çocuğun odası, Eymen'in odası hazır mı? Hayır hiçbir şey hazır değil. 7. aya kadar alma hiçbir şey dediler bana. Niye? İşte uğursuzluk bir şey. O evet Allah biraz konusu. Geç başlamakta fayda vardır yani. Ay, her çok zaman. Çok güzel, buna da bayıldım. Ay bak, çok teşekkür ederim. Ben bunları nasıl eve götüreceğim ama ya? Bunların hepsini biz götüreceğiz, yollayacağız hayatım. Tamam. Biz yollayacağız. Biz senin kamyonla gelelim. Burada. Bırak kendisi açsın hayatım. Ah. Kendisi açsın. Allah aç bakalım. Bebişinin hediyelerini ay, annesi açıyor şimdi. Ay çok şekersin. O da karnından bizim sesleri dinliyordur şimdi. Konuşuyor musun? Yemin ediyorum bak geçen gün olanı anlatıyorum. Geçen gün Serkan dedi ki hani hissedeyim dedi artık dedi. Ben de tekmeyi duyayım dedi. Ben sürekli çünkü dam inletiyor beni. Ondan sonra dedim o sırada da uyuyor herhalde. Ben de göbeğimi şey yapıyorum, oynatıyorum falan. Ondan sonra masaj yapıyorum. Yok uyanmadı. Sonra aldık size yemin ediyorum. Alişan'ın şeyini dinlettim. Şarkı mı? İhtiyacı varı. Onunla mı oynadın? Onunla tekme attı ama herhalde ya kapat diye o sesi. Niye tekme attın daha çözemedik. Ama uyandı sana İhtiyacı yani. Varla attı mı? Attı yemin ediyorum. Okusan mı kız bir ihtiyacı var acaba? Valla oku. Oku valla. Oku. Aksın ne güzel. Bu ne? Bu
Dur şunu da. Bu çok güzel bir şey. Ben de bebeğim için bana da hediye gelmişti. Bebeğin ilk doğduğunda onun ayak izini böyle yumuşak bir hamura çok çıkarıyorsun güzel. Ve çerçeveletip odasına asıyorsun. Hayatı boyunca saklayabileceği çok güzel. Yapımı da çok kolay. Çok yumuşak ve organik bir alçıdan yapılıyor ve çok güzel. Doğduğu zaman ayağını yapıştıracaksın oraya. Ama işte oraya. Şu kadarcık ayağı biraz bastırmak biraz şey oluyor. Zor oluyor. Bende hafif bir izi var. Çok küçük. Sadece boyutunu anımsatan bir izi var. Dur bakayım ben şu ihtiyacı öyle bir okuyayım. Belki tekme atarım. Oğlumuş yani. Oğlumuş.